Tamam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür <laughs> ederim. Şimdi biz e, internetteki Google bilgileriyle sizin hayat hikayenizi kısa bir belgesel haline getirdik. Hmm. Ama biliyorsunuz o bilgiler genel olarak biraz yalan yanlış oluyor. Hiç kendimi Google'da aratmadım. Aa. Vallahi Ben de aratmadım. Ben Hiç arattım yani. Merak etmedim yani. Çünkü çoğu dediğin gibi doğru Hı, olmuyor. Olmuyor. Şimdi burada yanlış olan bilgileri lütfen düzeltin. Ya da evet bunu böyle yaptım ama bir sor bakalım neden böyle yaptım diye bize anlatın. İzleyelim bakalım merak ettim. Haydi bakalım iyi seyirler. <laughs> Yıl 1996. Henüz 17'sini sürmekte olan Kemal'in o sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan babasının yanına gidebilmek için pasaport ve vize alması gerekmektedir. İstanbul'a gelip evrak işlerini tamamlayan Kemal, işlemler hallolana kadar harçlığını çıkarmak için kuzeni Zeki Doğulu'nun kuaför salonunda çalışmaya başlar. Doğup büyüdüğü Mersin'de, 8 yaşından beri akraba ve tanıdıklarının kuaförlerinde çıraklık yapan Kemal, saç yıkayıp fön tutmaya alışkın olsa da İstanbul'un en ünlü salonlarından biri olan ve müşterileri arasında megastar Tarkan'ın bile bulunduğu bu yeni mekan aklını başından almıştır. Babasına telefon edip ben vazgeçtim, Amerika'ya gelmiyorum. Burada kalıp kuaförlük yapacağım der. Fırsatlarla dolu bir geleceği çöpe attığını düşünen babası, oğlunun bu kararına şiddetle karşı çıksa da Kemal telefonu babasının suratına kapatıp kuafördeki işinin başına döner. Henüz 17 yaşındayken ne istediğini gayet iyi bilen o genç, ileride yalnızca bir kuaför değil, Türkiye'nin ilk imaj danışmanlarından birisi olacak olan Kemal Doğuludur. Bir duralım mı? Kemal <laughs> hiç o kararı verdiniz diye yani Türkiye'de kaldınız diye pişman oldunuz mu? Bu aralar pişmanım evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama o zaman olmamıştım çünkü gerçekten 8 yaşımdan beri her, sorarlar ya çocuklara ne olmak istiyorsun diye. Kimi polis der, kimi doktor der, kimi avukat der. Ben kuaför olacağım derdim hep. Sonra kız kardeşim oldu, onun üstünde kendimi geliştirdim. O Mersin'deki halamın oğlunun kuaförüne zorla sokturdum kendimi filan. Burada anlatılanların çoğu doğru evet, babam işte vize almak için geldim, sonra vize mülakatına gitmedim. Çünkü e, bulunduğum salon Zeki Dolun'un salonu, olmak istediğim yerdi. E, o yaşta böyle bir marjinal bir karar aslında tehlikeli olabilirdi. Ama benim e, demek o, o zamandan böyle hep verdiğim kararlar marjinal aslında bakarsan, hep sert, hep keskin dönüşlü. Doğru kararı verdiğimi düşünüyordum. Şimdi, şimdi e, o zaman ki e, babamın baskısıyla e, New York'a gitmiş olsaydım meydanında şu an Scarlett Johansson'la kankaydım. <laughs> yani illa ben bir şey olurdum çünkü bastırılamaz bir içgüdü vardı içimde. E, dolayısıyla orada da kuaför olurdum, sonra yine make-up artist olurdum, sonra yine fotoğrafçı olurdum. Ama burada olmaktan e, mutluyum, 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 mutluyum. <laughs> Tabii ki, muhtemelen bu pandemi sizin İşinizi yapan insanları çok kötü etkiledi. Bizim sektörü etkiledi, evet. Yani Allah'tan televizyon var. Televizyon bir şekilde ister istemez devam ediyor. Her hafta testler yapılıyor falan. Ee, onun dışında hani benim kuaför salonum var. DJ'lik yapıyorum biliyorsun. Bunların hepsi iptal olmuştu. Televizyon olmasaydı zor geçerdi bu dönem. Gene Allah'tan başka işler var. Var evet, Yani yaptığım çok iş var. Ama benim en sevdiğim kuaförlük. Aa. Evet, yani ilk... Gönülden istediğim şey o olduğu için. Diğerlerini hep memnuniyetsizlikten yaptım. Hmm. Bilmem ben mesela genç yaşlarımda verdiğim bazı kararları bugünkü aklımda düşündüğüm zaman ben bunu şimdiki aklımda öyle yapmazdım diyorum mesela. Ya ben de diyorum ki hani o an o kararı vermeseydim ki bir sürü yanlış karar verdim. Hepsi doğru değil diyen, yani. Tam bu bir tanesi şans eseri doğru çıkmış olabilir. Milyonlarca yanlış karar vermişliğim de var geçmişte. Bunun ceremesini çekmişliğim de var fazlasıyla. Ama herhangi birini değiştir şimdiki aklında deseler değiştirmem. Ben değiştiririm. Vallahi. Yani belki değiştirseydim bugün burada bu röportajı yapıyor olmazdık. Yani ge geri döndüğümde e geri dönsem değiştireceğim kararlarım temel kararlarından bir tanesi televizyona çıkmamak. <laughs> ben o son ve zorla yapılmış bir karardı o yüzden... ...hani onunla ilgili bir şikayette bulunamayacağım. Televizyon koltuğuna beni zorla oturttular. Aynı durumdaymış. Işte. Geliriz oraya, <laughs> buyurunuz. 14 Ekim 1979'da Mersin'de dünyaya gelen Kemal... ...beş kardeşin en büyüğü... Abdülkadir, Asuman, Mehmet ve Deniz'in abisidir. Baba Rasim Doğulu gemilerde çalıştığı için yılın büyük bölümünü yolda geçirmekte, annesi ve kardeşleriyle kıt kanaat geçinmeye çalışan Kemal, terzilik, tatlıcılık, bisiklet tamirciliği ve tüpçülük gibi ufak tefek işler yaparak aile bütçesine katkıda bulunmaktadır. Bu işlerden birisi de büyüyünce yapmak istediği tek meslek olan kuaförlüktür. 8 yaşında kuzeninin yanında kuaför çıraklığına başlayan Kemal, 2 yıl boyunca tuvalet temizleyip yer süpürür. <laughs> Almanya'da yaşayan ve maddi durumu iyi olan amcası Kemal'i okutmak ister. Ancak tek bir şartı vardır. Kemal İmam Hatip'te okuyacaktır. Henüz 11 yaşında olan Kemal'in okuyacağı okulu seçme lüksü yoktur. İmam Hatip Lisesi'nde okumaya başlar. Ancak Kur'an ve Arapça derslerinde başarılı olamayınca İmam Hatip Lisesi'nden ayrılır. Anadolu Lisesi sınavlarına hazırlanır, bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olur. Bir duralım mı? Ben sizin... Bunların ne... hepsi Google'da yazıyor mu gerçekten? Bizim arkadaşlar araştırıyor. Bayağı dedektif, araştırmacı <laughs> gazeteci. Bir şey soracağım. Ee, i̇mam Hatip'i bitirdiğini zannediyordum, bitirmemişsiniz. Ee, o, amcam beni yazdırdı, ortaokul... Yani o zaman da çocuktum, daha 11 yaşında. Anneannem de çok karşı çıkıyordu o okula. Ben de bilmiyordum fark nedir. İçine girince anladım. Ve mutsuz oldum açıkçası. Ve bir arayış içine girdim. Sonra ortaokul sonunda e, baktım Anadolu Lisesi sınavları mevzuları dönüyor. Ben kimseye haber vermeden girdim. Sonra bilgisayar bölümünü kazandım. Annemin önüne attım kağıdı al beni buraya kaydettir dedim. Çünkü ben daha fazla bu okulda kalmak istemiyorum. Hmm. Böylelikle hani o bir giriş ortaokulda lise sonunda çıkarsın ya. Ben ortaokul sonunda bıraktım. Hmm. Ama yani, ortaokulu imam hatifte bitirdin. Ortaokulu imam Hatip'te bitirdim. Okuyabiliyorsunuz değil mi? Okuyabiliyorum. Osmanlıca? Ya Osmanlıca diye bir şey yok. Arapça diye bir şey var. Arapçayı okuyabiliyorum. Şimdi ben e, Türk dil ve edebiyatı okumak istiyorum. Osmanlıca dersi var. Ürküyorum öğrenemem diye. <laughs> yani Osmanlıca da da Arapça yazılıyor aslında ama Türkçe konuşuluyor. Dolayısıyla o eski Türkçe dediğimiz şey aslında Osmanlıca. Korkuyorum öğrenemem diye. Yani... Bu yaştan sonra bir yapamam diyorum. <laughs> aslında kolay. Yani birazcık... Yani Türkçeye de yakın çok kelime var bizim dilimize Arapça'dan evrilmiş. Dolayısıyla yabancılık çekmezsin. Sadece sağdan yazmaya başlaman gerekiyor. Soldan. Benim anladığım çok ezber gerekiyor. Çok ezber gerekiyor. Bazı katı kurallar var. Evet. Onları hakim olman gerekiyor. Onun dışında Fransızca'dan daha zor bir dil değil. Tamam o zaman okay Buyurun. <laughs> 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 Maddi olarak zor bir çocukluk geçiren Kemal, annemden bir kola parası bile isteyemezdim diye anlatır o günleri. Babasına kırgındır. Babamdan para gelmiyordu. Ailemin tüm yükü üstümdeydi. 18-19 yaşımdayken kendimi dibe batmış gibi hissediyordum, der. Babasını 23 Ocak 2017'de kaybeden Kemal Doğulu, 10 ay sonra kardeşleriyle beraber reddi miras talebinde bulunmasıyla da konuşulur. Kemal Doğulu'nun oyuncu kardeşi Kadir Doğulu bu durumu Babamın tüm borçlarını ödedik. Ancak bizim ünümüzden yararlanmaya çalışan kötü niyetli kişi ve kurumlara karşı kendimizi korumak için tüm kardeşler olarak böyle bir talepte bulunma kararı aldık." Görebilir miyiz? Çok mu borç bıraktı? Yani rahmetli sağ olsun biraz böyle paranın ne demek olduğunu anlamıyordu artık son dönemde. Alzheimer gibi? Hayır, o anlamda değil. Hani iki tane ünlü oğlu var. Para geliyor bir şekilde ve hani bir şekilde bir maaşları bağlamış annemin ayrı babamın ayrı bir biz tarafından. Ve fakat o yetmemeye başlıyor bir yerden sonra kendine. Bizim bundan haberimiz yok. Krediler alınmış. Bir süre etrafa borç yapılmış filan. E sonra bu e, vefat edince ortaya çıkınca e, bizim bütün hesaplarımıza blokya geldi. E biz de o durumdan kurtulmak adına çünkü bizim borçlarımız değil zaten. Reddi mirasta bulunduk evet. E, zaten bir mirası yoktu. Bir de borçlarını ödemeyelim dedik. Yani hukuksal olarak hakkında. Yani. vardı. Kimle karışır yani? Yani yani o yüzden de evet bütün kardeşler reddi miras yaptık. Kemal Bey, babanız gençliğinden beri parayla ilişkisi hep bozuk bir insan mıydı? İşle işle ilişkisi bozuk bir insandı. E, i̇şe olmayan insanda para kazanamaz. E ben bildim bileli hep böyle geçici işlerde çalıştı. Sonra işte gemilere gitti, gemilerde çalıştı. Sonra bir gemi New York'a yanaşınca indi, mülteci oldu. Orada çalışmaya başladı. Ama para yoktu, hep düzensizdi. Beş tane çocuk vardı evde, bir tane annem vardı. Ee, bir şekilde hiçbir zaman şuursuz bir insan olmadım. Çocukken bile hani farkındaydım olayların. Dolayısıyla ben, Kadir, hepimiz çocukluktan çalışmaya başladık çünkü paramız yoktu. Ne garip ya. Yani babadan da bir para gelmeyince ne yapacaksın mecbur çalışıyorduk. Yani aslında evde bir baba figürü yoktu. Yoktu. Değil mi? İşte sonra ben üstlenmek zorunda kaldım o baba figürüne en büyük abi olarak. İstanbul'a geldikten sonra işte teker teker hepsini ben biraz kendimi kurtardıktan sonra artık kuaförlükte ismim çıkmıştı yani nam salmıştım. Halim vaktim yerindeydi şükür. Ben bütün kardeşlerimi tek tek sırayla yanıma aldım. Kemal Bey bu durum insanı hırslı yapıyor mu? Hırslı değil de mecbur yapıyor veya azimli yapıyor. Çünkü çalışmaktan başka bir lüksüm yok. Hala yok. Benim öyle aman bu iş olmadı. Anamın babamın evine döneyim diyecek bir lüksüm yok. Hep çalışmak zorundaydım. Hala da çalışmak zorundayım. Sağ olsun babam sayesinde biraz azimli oldum galiba. Hırs, hırsım yoktur öyle hani ihtiras bazında şunu da yapayım, bunu da yapayım, şu kadar para kazanayım, hayır değil. Aileme bakabileyim, kendime yeteyim. Dolayısıyla azimli diyebilirim. Anneniz Mersin'de şu an. Annem Mersin'de yaşıyordu. Geçen sene onu da aldım. Ha o da geldi. Evet artık yanı başımızda. Mutsuz olmuştur ama. E, zaten yıllardır yalvarıyordum gelsin diye fakat e, artık torun da oldu kız kardeşimin ye yeğenim olunca kız kardeşimin kızı artık karşı koyulmaz bir sebep oldu İstanbul'a yerleşmek için sağ olsun kırmadı geldi yerleşti peki buyrunuz liseden sonra üniversite hayatına devam etmek için Şanlıurfa'ya gider Kemal. Harran Üniversitesi'nde pazarlama bölümünde okur. Oh. Amerikan vizesi almak için geldiği İstanbul'da kalmasıyla hayat onun için hızla değişir. Kuzeni Zeki Doğulu kuaför salonunu kapatınca ben bu işe zirveden başladım. Artık sıradan bir salonda çalışamam diye düşünerek dergi çekimlerine ve setlere girmeye, ünlülerin saçlarını yapmaya başlar. Askere gitmeden önce açık havadaki son konserini veren Tarkan bir ara kulise gider. Geri döndüğünde saçları 3 numaradır. Seyirci duygulanmış, harbiye alkışa boğulmuştur. Tarkan'ın saçlarını askere gitmeden evvel 3 numaraya vuran da odur. Hayatımdaki en hızlı saç kesimimdi. Tarkan'ın saçlarını makineyle 3 numaraya vurdum ve kafasını lavaboya eğip hızlıca yıkadım diyerek anlatır o geceyi. Kemal Doğulu'yu Kemal Doğulu yapan Hande Yener'le tanışması ise 2006'da gerçekleşir. Hande Maxi albümünde imaj makerlığını yaptığı Hande Yener'le arasındaki samimiyet öyle hızlı gelişir ki onun aynı zamanda en yakın dostu, yönetmeni, fotoğrafçısı ve hatta müstakbel kaynı bile olur. Kemal Doğulu'nun o sıralarda Ortaköy House Cafe'nin işletmeciliğini yapan kardeşi Kadir Doğulu, abisinin doğum gününde dans edip samimiyeti ilerlettiği Yener'le tüm Türkiye'nin şahit olduğu büyük bir aşk yaşamaya başlar. Verdikleri röportajlarda Aramızdaki yaş farkının önemi yok. Çok aşığız. Mersin'de kır düğünüyle evleneceğiz <laughs> diyen çift bir süre sonra ayrılsa da Kemal ile Hande'nin dostluğu baki kalır. Hande Yener'in elektronik müzik türüne geçişinde ve imajında büyük katkısı vardır Doğulu'nun. Bir şey var herhalde bir dakika. Ee, Hande'nin elektronik müziğe geçmesinde bir katkım yok. Ben dediği gibi 2006'dan yani Hande'nin Acele Etme albümünden itibaren Hande ile çalışmaya başladım ki... ...zaten ben o dönemde çok ünlü imaj maker... ...nefret ederim o terimden de ama... ...kreatif direktördüm. Ve herkeste çalışıyordum. Hande ile de çalıştım. Acele Etme de ilk işimdir. Hande'deki ilk işim Acele Etme'dir. Sonra işte Apayra abimi falan geldi. Sonra Hande elektronik müzik yapmak istediğine karar verdi. E şimdi ben kim oluyorum ki koskoca Hande Yener'e elektronik müzik yapacaksın sen diyebilir misin? Diyemezsin. Hele Hande'yi tanıyan bir insan bunu düşünmeli yani bunu cümleyi kurarken. Hiç, hiçbir hiç böyle bir şey olmadı. O sadece elektronik müzik yaptı o dönem. Ben de elektronik müziğine uygun imaj yaptım. Sonuçta elektronik müzik o kadar sert bir elektronik müzik yapan bir kadına pullu payetli tak, tuvalet giydiremezsin. Ben de ona göre çılgın imajlar yaptım ki dikkat çekmesi gerekiyordu çünkü Türkiye'de elektronik müzik tutmaz. Kine tekim bir tutmadı. şekilde kine tutmadı gerçekten söylediğiniz gibi. Bir şekilde ama imajıyla e, gündemdeydi hep. Yani amacım da oydu zaten hani e, şarkılar eyvallah seven bir kitle oluyordu ama o dev han'da ener kitlesi yoktu artık. E, ne yapmak gerekiyordu? Gündemde tutmak gerekiyordu. Ben de imajlarını abarttım. Hmm. Sonra ihale bana kaldı. <laughs> Sanki hani ele, pop yıldızını, pop star'ını aldım ben elektronik müzik şarkıcısı yaptım, bitirmişim gibi bir algı oluştu. Halbuki e, alakam yok. E, hiçbir şekilde yok. Sadece onun yaptığı müziğe göre imaj yaptım ben. Tek suçum bu. Suçluysam evet. <laughs> şimdi iyi mi aranız? İyi, i̇yi. Yani bir ara çünkü küçük... şey olur ya bizim piyasada. Şimdi o elektronik müzik çok başarılı olsaydı e, sizden iyisi olmazdı. E siz ona vesile olmadığınız halde. E Joan bu, bunun farkında. Bir hayır, birisi bir suçlu aranır ve piyasada e işte öyle o suçlu oldu ben ya. oldum. <laughs> Ama sonra tekrar popa döndüğünde de ben vardım. Ben bayağı Hı. uzun yıllar 13 14 15 yıl aktif olarak çalıştım ile. Ve bu onun bir 6-7 yılı elektronik müzikle geçse başı ve sonu e bu popları da ben yaptım. Şimdi düşünürseniz dışarıdan bakılan manzaraya göre bu kadın ne yapıyorsa bu adam ona göre bir imaj yapıyor. Mantıklı bir insanın böyle düşünüyor olması evet. lazım. Fakat sanki elektronik müziğe ben sürüklemişim gibi oldu Hande'yi. Halbuki alakası yok. Bir, bir yanlış düzelmiş oldu. Evet. <laughs> Yener'in bu tarzı kullanarak hazırladığı ilk stüdyo albümü Nasıl Delirdim'in ilk klibi Kibir'i o yönetir. Ondan sonra da Unutulmuyor'a kadar yayınladığı tüm kliplerin yönetmenliğini üstlenir. Romeo'nun klibi ise epey konuşulur. Çünkü klipte oyuncu olarak Yener'in o sıralar sevgilisi olan Kadir Doğulu yer almaktadır. Kemal Doğulu'nun çektiği klipte kardeşini oynatması bazı çevrelerce ilginç bulunsa da bu durum onu tanıyanlar tarafından hiç de yadırganmaz. Tüm kardeşlerini okutup büyüten ve onlara adeta babalık yapan Kemal, Mersin'de ziyan olmasın diyerek İstanbul'a aldırttığı kardeşi Kadir'i elbette çektiği klipte de oynatacaktır. Bu arada ilginç bir tesadüf, kendisinin de şarkıcılık kariyerine başlamasına vesile olur. Hande Yener'in vokalisti konsere gelmeyince, onun yerine sahneye çıkan Kemal Doğulu'nun sesi Yener'in dikkatini çeker. Araya girelim. Bir dakika. Eee... Bu en başından bir itiraf edeceğim bir şey. <laughs> Bu en başından beri Erol Köse'nin uydurmuş olduğu bir hikaye. Vokalisti gelmedi de ben sahneye çıktım Daha Hande benim sesim ben. Böyle bir şey olabilir mi? Yani arkada ben vokal hani hiç sıfır şarkı söylemiş bir insan. Ben işte o dergilerle, setlerde, saçlarda, makyajda, imajlarla çok çalıştığım, haşır neşir olduğum dönemde dergi kapağı çekilirken işte Emre Ünal fotoğrafçı yakın arkadaşımdır. Gel test olarak seni çekeyim dedi. O zaman da ikide bir diye bir dergi var. Böyle dil dışarıda falan fotoğraf çekiliyor. Testleri çekti bana yolladı. Ben de Hande'ye bak fotoğrafları gösterdim. Aman Allah'ım bunlar ne dedi. Fotoğraf dedim. Türkiye'de böyle şarkıcı yok hadi gel seni şarkıcı yapalım dedi. Ben duşta bile şarkı söylememiş adamım o güne kadar. Nasıl yani dedim. Yaparız dedi elektronik mi elektronik bir şeyler yaparız. Ben hani utanırım. Gerçekten utanırım yani hani aile içinde bile şarkı söylememişim. Bırak duşu yani. <laughs> Neyse bir, bir iki tane şarkı hazırlandı bana stüdyoya girdim kulaklığı taktım kulağıma. Karşımda Hande Yener var Erol Temizel var. Hadi bana şarkıyı söyle diyorlar. Ben ilk defa sesimi duydum ama ne oluyor dedim filan. Sonra de, bir şeyi eğer ki yapmak istiyorsan en iyi şekilde yapmak istiyorum her mesleğimde olduğu gibi. Ne yaptım yaptım okudum o şarkıyı. O gündür bugündür de hala hep single çıkartırım. Ee, böyle oldu. Orijinali bu. Bu ha, Erol e Köse'nin PR amaçlı uydurmuş olduğu bir hikayeydi zamanında. Anladım. Erol Temizel de prodüktör mü? Evet. Kendi şarkılarını yapmaya başlayan Kemal böylece Erol Temizel ve Hande Yener prodüktörlüğünde albüm kaydeder. 2008'in Ocak ayında bir yerde adını verdiği ilk maxi single'ı çıkar klip MTV'nin World Top 10 listesinde 4 hafta süreyle 1 numarada kalır. Vay <laughs> Bunu bilmiyordum. <laughs> Kemal Doğulu 2 adını verdiği single'ının tanıtım fotoğraflarını Hande Yener çeker. 2010'da yayınlanan albümü Ters Köşe'de Alper Narman ve Sıla gibi besteci ve müzisyenlerin de imzası vardır. Şarkıcılık kariyerinde avantgard işlere imza atsa da sesi eleştiri konusu olur. Görüntü var, ses yok diyenler de olur Arya söylemeyecekse problem yok da denir. Bu arada Vega'nın Tamam Sustum klibinde oyuncu olarak görürüz onu. Kemal Doğulu'nun kitleler tarafından tanınması ise Türk televizyon tarihinde Armağan Çağlayan'dan sonraki en sivri dilli jüri üyesi olmasıyla gerçekleşiyor. <laughs> Bunu görmemiştim. Bu ne Doğru be? ama. Bunu görmemiştim. Yani hani ben izliyordum sizi elbette. Ee, siz de öyle sivri dilliydiniz. Ya doğruları söylemek sivri dilli evet, doğrulu, olmak Evet doğru ki. olmak düz, dümdüz konuşmak sivri dilli sayılıyor memlekette maalesef. Ya arkasından Benim, söyleyince sivri dilli olmuyorsun yüzüne ee, söyleyince sivri dilli işte oluyorsun. Arkasından söylemeye alışık oldukları için ben yüzüne dan, dan dan söylüyorum ve bu hani haksızlığa tahammül olmadığı tahammülüm yok. Öyle bir andaysa eğer veya ortada bir yanlış dönüyorsa bildiğim şeyse ve bu doğru değilse ben doğrusunu biliyorsam. E atlıyorum mevzuya, tutamıyorum kendim. ben terazi burcuyum. E böyle bir adalet duygum çok yüksek, dolayısıyla agresif görünüyorum veya sivri dilli olabilir. Bir de şimdi o kızcağızlar oraya ya da o çocukcağızlar oraya... ...iyi şarkıcı olmaya ya da işte ne bileyim... ...iyi model olmaya gelmişler. E şimdi kötü giyiniyorsa söylemezseniz, onlar için kötülük bu. Evet, yani burada doğru bildiğimi söylemek zorundayım söylememek daha büyük kötü. Aynen ama yap, öyle yapanlar da var. Yani dolayısıyla ben hiç kimsenin kitlesinden korkmam, fan tayfasından korkmam. Ee, ne kadar çok çünkü bizim yarışmalarda o yarışan kızlar genelde zaman ilerledikçe yüksek takipçi seviyelerine ulaşırlar. Atıyorum o yarışmacı kıza kötü bir yorum yapsan ertesi gün linç yersin filan. Benim yediğim tek gıda rejimi zaten sadece linç. <gülüyor> 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 Buyurunuz. Öykü Serter'in sunduğu İşte Benim Stilim adlı yarışmada modacı Nur Yerlitaş ve eski model Ivana Sert'le jüri koltuğuna oturur. Yarışmacıları kıyasıya eleştiren, hatta hem onlarla ve hem de diğer jüri üyeleriyle büyük polemiklere girmekten çekinmeyen biri olarak hafızalara kazınır. Yarışmacılardan Tuğçe Ergişi, Bahar Candan ve Ayşenur Balcı ile girdiği tartışmalar çok konuşulur. Ergişi'nin kendisinden Kemal diye bahsetmesine çok kızan Doğulu, Kemal Bey diyeceksiniz ve ben salon beyefendisiyim ifadeleriyle de gündem olur. Beyoğlu'nda yaşadığı evde düşmesi sonucu geçirdiği beyin travması onu çok etkiler. Günlerce komada kalan Doğulu'nun işleri kötü gittiği için intihar ettiği söylentisi yayılır. İddialara göre Doğulu, işte benim stilimden ayrıldıktan sonra depresyona girer ve bir ay Balıklı Rum Hastanesi'nde psikolojik tedavi görür. Bir dakika, bir Peki, şey Peki, bundan Kemal Doğulu'nun haberi var mı? <gülüyor> 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 yani e, e, Cihangir'de bir evde oturuyordun ve dükkanda randevularım vardı kuaför salonumda. Hazırlandığımı hatırlıyorum. Sonra orada da yekpare merdiven, eski bir bina ve en üst katta oturuyorum, altıncı kat. Ee, ve daha öncesinde de düşüp bacağımı kırdım, buradan böyle sallanıyordu filan. Ee, bir ayağımda böyle uzay ayakkabısı gibi bir şey var. Ve ne olduysa hatırlamıyorum çünkü doktorum dedi ki beyin o siliyor. Üç kat düşmüşüm. Ee, üç saat sonra bulunuyorum. İşte o sırada kan kaybından kalbim duruyor, işte şok, elektroşoklar, ambulansta bir şeyler bir şeyler. 20 gün kadar yoğun bakımda yatıyorum. İntihar mı etmişim, beni itmişler mi, sevgilimle kavga etmişim, beni o mu itmiş, neler öğrendim kendime geldikten sonra? Dediğim gibi bundan Kemal Doğulu'nun haberi var mı? Yok. <laughs> Asparagas. <laughs> ha yani... E, depresyona falan girsem hani böyle intihar edecek olsam merdivenlerden atar mıyım kendimi? Altıncı katta oturuyorum Allah aşkına. Balkondan atlarım huzur içinde giderim yani o merdivenlerin. O acıyı niye çekeyim? Yani bir de garantisi mi var bak. <gülüyor> 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 Doğru. Buyurunuz. Programın bitmesiyle işleri de bozulur ve nişan taşındaki kendi adını taşıyan 800 bin lira yatırım yaptığı güzellik salonunu kapatmak zorunda kaldığı söylenir. Ee, ben bu güzellik salonunu televizyon yoğunluğu yüzünden kapattım. Ha. İşte benim sinim çok yoğun devam ediyordu. Dolayısıyla kapatmak zorunda kaldım. Ben yoksam müşteri de olmuyor çünkü. Ee, sonra işte o kazadan sonra da bir 6 ay çelik korseyle gezdim. Omurgam iki yerden kırıldı, kapatasım iki yerden kırıldı. Ee, hiç çalışamayacak haldeydim dolayısıyla kapattım. Tedavi süresince 20 kilo aldığı konuşulan Doğulu'nun akrabası olan Nedim Doğulu'nun kuaföründe kişisel randevulu saç yaparak geçimini sağladığı öne sürülür. Bir iddiada son zamanlarda başta kardeşi Kadir Doğulu olmak üzere yakın dostlarıyla da arasının bozuk olduğudur. Nur Yerlitaş'ın hastane bahçesinde onu bu hale sokanlar utansın demesi kafalarda soru işaretleri yaratır. Doğulu daha sonra yaptığı açıklamalarda o gece nasıl düştüğünü hatırlamadığını söylerken... Gündüz. Nasıl? Gündüz gece değil. Ha gündüz? İşe giderken. İşe gidiyordun. Deliryum aşamasına gelmiştim diyerek psikolojik olarak zor zamanlardan geçtiğini anlatır. Bu zor günleri aşıp yeniden çalışmaya başlayan Doğulu, 2019 yılında Doya Doya Moda adlı programda jüri üyeliği yapmaya başlar. Ancak program sürecinden ziyade doya doya modadan ayrılışıyla konuşulur. Jüri üyelerinin ve yarışmacıların Doğulu'nun gidişine dakikalarca hüngür hüngür ağlaması sosyal medyada epey sahte bulunur. Veda videosunun altı, Kemal Doğulu hastaneye kaldırıldığında bu kadar ağlamadınız, oyunculuğunuzu geliştirmeniz lazım gibi yorumlarla dolar. İşte Benim Stilim yarışmacılarından Özden Cerrahoğlu'yla ile olan yakınlığı magazin gündemini epey oyalasa bir da... Bu dağıdığım odadan niye aldınız? Onu ben de merak ettim. O iyi giden bir işti o. Ne zorunuz vardı? Benim bir zorum yoktu. Gayet iyi giden bir Evet işti. iyi gidiyordu. E, fakat sonra eksen mevzu bahis oldu. Ha. Ve Acun rica etti hani... Eksende yüzlere ihtiyacım var. Sana da bir program yapsam eksene geçer misin? Ya Acun rica edince de tabii hani akan sular duruyor. Çünkü çok severim ben onu. O da beni sever. Ee, destek amaçlı eksene geçtim. Fakat ben programdan ayrılınca program olmadı. Kaldırıldı. Duyduğumu da bitti mi? Bitti. Eksende sizin iş? Eksende de yapacağımı yaptım. Şimdi başka bir dijital platformda başka bir iş yapacağım. Anlaştım ama televizyonlardan da var ve hep moda ile ilgili. Ben de artık şiştim modadan. Yani bir <laughs> 10 yıldır onun altına bunu giy, bunun üstüne bunu giy, bunu tak filan hep aynı şey döndü dolaş aynı şey. O yüzden başka bir proje içinde olmak istiyorum. Hmm. Siz sıkılmadınız mı mesela zamanında yaptığınız işte? Yok ya. Ya yani şimdi mesela bir daha jüri yerine dönmek ister miyim? Büyük ihtimalle hayır. Yani ancak beni çok çok para yoldan çıkartır. <laughs> yani çok para herkesi yoldan çıkartır elbette ama e, ben dediğim gibi daha bireysel bir iş yapmak istiyorum. Eksendeki öyleydi zaten. Değişim programı yapıyordum baştan aşağı ve tek başımaydım. Çünkü bu jürili formatlarda da çok artık sıkıcı olmaya başladı. Gidecek deniz yok. Yok. E, bir kısır döngü var. Ha şimdi bunları konuşuyorum. Yeni sezonda jürlü bir programda oturup hakem <laughs> kesiyor olabilirim. Dediğim gibi yüksek bir teklif gelirse neden olmasın? Tükürdüğümü yalamaya alışığım bir sıkıntı yok. <laughs> Buyurunuz. Muhabirlerin sorduğu sevgili misiniz sorusuna verdikleri sevgiliden de öteyiz. Etiketlerden hoşlanmıyoruz. Biz birbirimizin zekasına aşığız. Cevapları akılları karıştırır bir alışveriş merkezinde katıldığı söyleşide erkek adam kaşını almaz bana göre, makyaj yapmaz, yüzüne de nemlendirici sürmez diyerek bakımlı erkekleri eleştiren Doğulu bu çıkışıyla da epey konuşuldu. Böyle dediniz mi hakikaten? Ben hayatımda kaşımı almadım, yüzüme nemlendirici sürmedim, makyaj yapmadım. Yapmam. Kaşı alınmış erkek ne bileyim sevmiyorum. Bana göre... Hani benimki de gördüğünüz gibi alınık değil tamam, ama, Yani değil işte mesela doğal güzel. Benimki de doğal. Hiçbir tane bir kılını bile aldırmadım. Evet yani. ama bir şey soracağım. Şimdi sizin kaş yapınız düzgün. Alınmaya ihtiyacı yok. Tamam yani Bazı kaşlar tek kaşlı vardır. Bir ortasına alırsın. Ama şimdi bir dışarı çıktığımızda erkek cinsiyetinde gördüğümüz standart bir kaş var. Buradan böyle geliyor buraya sivri. İşte sakallar buradan böyle jilet gibi saçlar bilmem ne. E, Kabuki bir makyaj. ton makyaj, gündüz vakti sokaktasın, ben anlıyorum, ben make up artistim. görür görmez anlarım. Yani ne gerek var, ne yapıyorsun? Botoks mu yaptırıyorsun diyorlar bana, ne, ne, ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum, hiçbir şey. Bir şeyle ne kadar çok ilgilenirse, o kadar çok reaksiyon tepki alırsın, cildin da, dahil buna. Hiç ilgilenmiyorum, umurumda değil, sadece yıkıyorum. Ama o genetik bir şey de olabilir. Ya Şanslıyım evet. Bu nemlendirici sürmek tabii ki erkekliğe zeval vermez ama ne bileyim o kadar kaş almak, o kadar müdahale ettirmek kendine hoşuma gitmiyor evet söyledim. Hani şey siz e, makyaj sanatçısı ya da make up, -up. artist olunca sanki bunu söylemez misiniz gibi düşündün mü? Söylediğim her şeyin arkasında. <laughs> <laughs> Buyurun. Eksen TV'de Büyük Değişim adlı programı hazırlayıp sunan Doğulu'nun şu sıralar en büyük meşguliyetlerinden biri de yeğeni Gülce'dir dayı olmanın ona çok büyük bir sevinç Oy, verdiğini söyleyen güzel. ve Gülce'nin fotoğrafını koluna dövme yaptıran Doğulu artık amca da olmak istediğini sık sık dile getirir. Çünkü kuaför, yönetmen, imaj danışmanı ya da sivri dilli jüri üyesi olmak bir yana, onun için ait olmaktan mutluluk duyduğu asıl kimlik, babasız büyüyen kardeşlerini koruyup kollamaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecek olan Kemal abidir. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ailenin e, babası olmak mesela hiç sizde düşünemediğim bir şey. İlk Neden? defa dışarıdan bakınca öyle, öyle gözükmüyor. gözükmüyor. Nasıl gözüküyor? Sanki siz daha eğlenceye meraklı, daha lay laylom, hayatı <laughs> daha az ciddiye alan bir insan mısınız gibi? Uykusuz bir insanın e, yatağa baş, kafamı yastığa koyduğum andan itibaren kurmaya başlarım. Paranoyağım. Ailemle ilgili çok büyük endişe duyarım her zaman. E, hiçbir zaman gamsız olmadım, olamadım, keşke olsaydım. Hiç sokağa çıkmam eğlenmek için. Aa. Hiçbir partiye gitmem, hiçbir açılışa, hiçbir davete gitmem. Ben zaten DJ'lik yapıyorum, geceleri ıptıs tıptıs benim işim. Benim için evde kalmak, Gülce'nin yanında olmak, annemin, kız kardeşimin yanında olmak en büyük tatil, en büyük dinlence, en büyük huzur. Yani her tarafım onlarla dolu. Onları hani, vur öldür desinler birisine niye öldürüyoruz diye sormam. Öldürürüm sonra niye öldürdük diye sorarım. Yani o kadar bağlıyım onlara. Bu kazadan sonra bu daha da çok pekişti. Çünkü eskiden mesela onlarla konuşurken öptüm falan derken şimdi seni seviyorum deyip hepsiyle ne olursa olsun kapatıyorum. Çünkü belki yarın göremeyeceğim. Çünkü böyle bir şey geldi başıma. Normalde düştüm belki de uyanamayabilirdim ve onları sevdiğimi söylemeden gitmiş olurdum. Ve bu bunu düşünmek dahi beni incitiyor şu an. Dolayısıyla tek bağlı olduğum şey ailem. Hep derdim artık bu yaşa gelmişim, 40 yaşımda 41'im. 39'a 40'a gelmişim. Bu saatten sonra acaba beni ne mutlu edecek gerçek anlamda? Çünkü hani mutlu oluyoruz yüzeysel veya ne ne güldürecek beni derdim. Tabii ki gülüyoruz, eğleniyoruz. Ama böyle içten kahkahalar attıracak, gerçekten gözümün içini güldürecek bir şey olur mu acaba bu saatten sonra derken Gülce oldu. Demek Aklımı oynatıyorum. Ki, demek ki hepimiz ön yargılıyız. Evet. Vallahi herkes ön yargılı. Yani hani sizin yani de böyle da olacağın... dışarıdan bakılınca işim gereği, televizyondaki manzaram gereği gece sahnelerim gereği böyle hani hop, hop bir de hop bir de bir adam sürekli gece hayatı eğlence falan gibi bir adam gibi görünüyorum. Evet öyle görünüyor. O, bu benim işim. Orada işimi yapıyorum, evime dönüyorum. Evimden çıkıyorum, işime gidiyorum. Bu televizyon için de geçerli. Gece kulübünde DJ'lik yapıyorsam veya canlı müzik yapıyorsam da geçerli. Koştur koştur eve gidiyorum. Her fırsatta koştur koştur annemin yanına gidiyorum. Her fırsatta Gülce'nin yanına gidiyorum. Bana iyi gelen şeyler yapmak istiyorum artık. Ama bence bir sürü insan benim gibi düşünüyordur. Evet evet size. çoğunluk böyle düşünüyor. O zaman da bana demiştiniz marjinalsin sen diye. Ben de marjinal değilim imam hatipliyim demiştim hatırlarsanız. <laughs> <Evet. gülüyor> Gerçekten marjinal bir hayatım yok. Yani neler dönüyor etrafımızda. Hani Cem Yılmaz'ın bir lafı var ya hani bizdik marjinal diye. Hani o sokak mahalle aralarında o evlerde neler dönüyor. Ben çok mazbut hatta tırnak içinde söylüyorum lütfen yanlış anlaşılmasın. Kezban bir adamım. <laughs> Ciddi söylüyorum. Hiç Hayır. bilmem, hiç gezmem, tozmam. Telef telefon özürlüyümdür, ilgilenmem, sevmem. Sosyal medyaya mecbur olduğum için kullanıyorum. İşte sponsorlarım oluyor paylaşmak için. Veya işte sahnem oluyor afiş için. Keşke olmasa kullanmasam. Sevmiyorum. Ben evcimen bir adamım. Hiç çıkmam evden. Mesela Kadir Bey'in daha... Ee sizden daha evcimin olduğunu düşünmüştüm ben yıllarca. Yani ya bu ön yargılar ne kötü şeyler ya. Yani pozitif önyargı da kötü. Negatif, negatif de ön kötü. yargı da. Yani hiçbirini tanımadan çok seversin, bayılırsın. Bu da kötü. Veya bir olumlu pozitif bir fikrin olur. Veya işte tanımadan olumsuz negatif bir fikir de ön yargı. İkisi de ön yargı, İkisi de yanlış. Benden hoşlanmayıp da beni tanıdıktan sonra çok seven insan var. E tabii ki yani beni görünce ne kadar tatlısın, ne kadar güzel enerjin var diyorlar. E şimdi televizyonda 5 tane, 15 tane kadın önünde birbirini yerken ben oturup böyle pişmiş kelle gibi sırıtamıyorum. Dolayısıyla böyle agresif bir adam gibi bir imajım var dışarıdan. Bir de gece sahne paylaşıyorum. Hop bir hop bir sokaklardayım gibi bir imaj var. Marjinalmişim gibi bir imaj var. Halbuki ev erkeği. <laughs> Yüksek ev erkeği. <laughs> yani yemek yaparım, ee, arkadaşlarım gelsin yesin içsin severim, ailem gelsin yesin içsin severim. Hiç o sok sokaklarda, taraklarda bizim yok yani. Doğru ama ben gezdiğim dönemde de sizinle hiçbir yerde karşılaşmadım. Hala da çıksanız rastlayamazsınız. E çıkamıyorum artık ayvalık gecelerini <laughs> bekleriz sizi. En güzel. <laughs> Peki. Geldiğiniz için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim davet için. Sizi daha başka bir yönünüzle tanıdık aslında. Güzel oldu. Yani ben sizin hep samimiyetinize inanmışımdır. Bir de bildiğim bir şey var, merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Evet, aynen öyle. Başka merak ettiğiniz bir soru var mı? <laughs> Yok, hayır. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.